Merhaba arkadaşlar. Evet, Euro Truck Simulator 2'deyim. Karşınızda Mercedes Viano. Viano mu? Öyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Dur bakayım hemen bir saniye ismine. Hemen şöyle çevrim içi satın al diyelim. Evet, Viano var. Model GRM Modding, yapımcı Batuhan Narlı, jantlar Mehmet Ali, bir şey yazmışım bana ama yani kusura bakmasın ismini okuyamadım. Yazdığım yazıyı okuyamadım daha doğrusu. Evet. Aracımızı şöyle bir bakalım. Video altına link vereceğim. Oradan indirip sizler de test edebilirsiniz. Şimdi şöyle ben bir aracın içini dışını bir bakayım. Görüyorsunuz şöyle seçenekleri var. Boya boyayabiliyorsunuz. Bu aracın iki çeşidi var. Birisi makam aracı, birisi de bu. Normal VIP araç. Biz de kullandığımız VIP olacak. VIP kullanıyoruz. Bunlara ayrı yapabilmek için ise ayrı modları var. Hepsini ayrı ayrı kuruyorsunuz yani. Mod klasörüne. Tek bir ar içinde indiriyorsunuz. İndirdiğiniz arın içinde zaten ikisi de var. Evet. Şimdi. Şu jantlarda sıkıntı var arkadaşlar. Bu bir. Hemen göstereyim. Bakın şimdi. Mesela jantı seçiyoruz. Lastiği falan seçeceğiz. Olmuyor, görüyorsunuz. Yani uyumsuz, bağımsız. Hiçbirinin birbirine şeyi yok yani, bağlantısı yok. Ben mesela buradan şurada bir jant var. O jantı kullanmak istiyorum. Bakın göstereyim size o jantı hemen. Evet, bu. Aynen bu jant. Şu jantı kullanmak istiyorum açıkçası. Ancak şimdi bunu böyle seçiyoruz ya. Bir dakika. Bu böyle. Heh, böyle. Normalde bu jantın böyle olması lazım. İçi boş olması lazım, değil mi? Neyse, tamam. Hadi bunu kaldırabiliyoruz. Şu anda kaldırmıyorum. Hata falan verebilir oyun. Bunu kaldırıyorum ancak bu kalkmıyor arkadaşlar. Bu hata veriyor. No nuts diyor ya. Bu hata veriyor. Bu kalkmıyor. O yüzden biraz sıkıntı. Arkalar da aynı şekilde hataya neden var. Hataya neden oluyor. Araç gördüğünüz gibi bu şekilde. İçinde de herhangi bir şeylik yok. Aksesuar takabileceğimiz bir yer yok bu aracın. Öylesine yapılmış gibi duruyor ancak. Onu söyleyebiliriz. İndirmeye değer mi? Tabii ki de, yani bir emek var sonuçta. İndirip test edebilirsiniz. 150 MB bir dosyası var. Ama geliştirilirse daha güzel olur. İkinci bir husussa şu kilometreler çalışmıyor. Bence geliştirilmesi lazım. Yani bu şekilde fazla kullanıcı bu aracı oynamaz. Şu anda sadece ben size göstermelik çekiyorum zaten bunu. Videodan sonra bir daha da oynamam yani. Onu da söyleyeyim. Çünkü vaktim yok, ben kendi tırımı oynuyorum yani. Multiplayer'larda falan. Evet, şöyle bir çıkalım. Neredeyiz bu arada, hemen göstereyim ben size. Stuttgart'tayız. Stuttgart'tan çıkalım şöyle. Kafamıza göre bir yere doğru bir gidelim. Kısa bir video olacak zaten. Sadece aracı tanıtıyorum sizlere. Mercedes galerisinden alıyorsunuz. 1.26 sürümünde çalışıyor araç. Zaten 1.26 sürümüne uyarlı bu. Görüyorsunuz. Ha, makam aracı olursa şu yanlarda arkadaşlar, yandaki lastiğin oralarda Türk bayrağı falan çıkıyor. Öndeki ön tamponun altında bir ek var. Orası geliyor. Başka da bir yerisi değişmiyor yani. Şu üst tavan cam tavan oluyor. Komple içi görünüyor bu seferde. Yani başka da bir değişikliği yok. Direksiyonu yamuk. Onu da söyleyelim. Direksiyon yamuk. Bu arabanın rota ihtiyacı var. Rot balansları bozulmuş bunun. Yolda kar da var ya. Neyse. Gidelim şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, bayağı oldu mod videoları gelmeyeli. Yani ben de dedim bayağı olmuş ya, dedim ben biraz mod videosu çekeyim bari. Baktım bu modda yeni çıktı. Hemen indirdim şöyle bir inceleme videosu. İnceleme tadında olsun. Dediğim gibi video altında link vereceğim. Oradan aracı indirebilirsiniz. Şöyle bir testimize devam edelim. Evet. İçi falan güzel bakın arkadaşlar. İçini çok beğendim. İçi güzel olmuş. Dışı da güzel. Bak dışı da güzel. Sadece şu kilometre olayıyla jantlar düzeltilse daha güzel olur.
Yani seslere falan diyeceğim. Kaplamalar falan az daha düzeltilirse 10 numara bir araç olabilir. Yalnız her işin bir gerçeği var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bu araçların hepsi tadımlık. Yani geliyor, bir kere oynuyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bunu herkes bu şekilde yapıyor. Yani bir tek ben değilim bunu yapan. Tek bir kere oynuyorlar, bırakıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Çünkü devamlı bu arabayı oynayamıyorsunuz. Multiplayer de desteklisi, hadi neyse. Tamam, o zaman oynayabilirsiniz. O zaman bir şey diyemem ama multiplayer de bile desteklemiyor. Yani çoğu kişi multiplayer oynuyor artık. Herkes online, herkes de internet var. Bu arada siz istediğiniz motoru takabilirsiniz. Ben 190 km'lik motor taktım buna. Ancak araba 103 anca vuruyor. Yani oradaki yazanlara aldırmayın. Siz buna 3.0 motor takabilirsiniz. Ya da 3.3 motor takabilirsiniz. 3.3 vardı büyük ihtimal orada. Onu takıp oynayabilirsiniz. Evet, daha fazla mod inceleme videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, hep beraber şöyle aracımızı inceliyoruz. Biraz da dışarıdan bakalım. Başka güzel jant yok arkadaşlar takmayı altında. Ne yapalım? Bunu takmak zorundayız. Bunda da sorun var. Bu arada öndeki lastik benim şeyden takılıyor. İçinde onun bir jant var, görüyorsunuz. Normal tır jantı var içinde. Tır jantının üzerine bu arabanın jantını taktım. Öylelikle de dışarı çıktı yani. Ama güzel durdu o arabada, güzel durdu yani. Yalan yok. Bu arada arkadaşlar diğer videoları da izleyin ha. Yani izleyin, destek olun. Sizler için uğraşıyoruz. Şu arkada koltuktakiler Minecraft mı ya? Minecraft'taki adamlar mı ne? Köylüler falan. Öyle bir adama bir şey görüyorum burada. Allah'ım yarabbim ya. Evet. Hep beraber gidiyoruz. Mikael'le bu arada CSGO çekmiştik cezalı, onu da izleyebilirsiniz. Şu anda kartta belki çıkmıştır ya da ilk başta videonun ilk başında çıkmıştır o kart. Oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Video sonunda da ayrıca çıkacaktır zaten. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. World of Tanks'ı da izlemeyi unutmayın. O da güzel bir oyun. Ama hep taklaya geliyoruz nedense. Yapacak bir şey yok. Evet ya, bu 103 kilometreyle gidilmiyor be. Aynen arkadaş, 103 kilometreyle gidilmiyor ha. Neyse biraz daha gidelim de bitiririz. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı olmasın, biz buradayız. Bu nasıl VIP ya bu araca? Bu araba gitmiyor ki. Buna para verilir mi ya? Bir sürü para verdim şu araca ya. Allah Allah, Allah Allah. Yani. Utanmazlık diz boyu. Neyse şu aracımızı şurada hop yıkatalım bari be. Güzel döndüm ama. Bıraktım şu anda gazı freni. Gidiyor araba. Bu arada. Burada yıkamacı var mı ya? Şöyle bir depoya bakalım. Depoda mazotumuz var. Ama çok yakıyor bu araba. Aynen, bu araba çok yakıyor. Ne iş? Neyse şöyle bir şuraya bir girelim de. Şurada bir poz verelim biz. Hop. Karlar üstünde yürüyorum. Bakayım şöyle nasıl oldu. Evet, böyle güzel değil mi? Hatta yola çıkarayım ben, burada çimende olmadı bu. Şöyle daha güzel. Evet.
Ne yapalım? Burada videomuzu noktalayalım. Video altında link vereceğim. Oradan bu aracı indirip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.